أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مون الطلاب 30. درسي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والموجبة الجزئية أيضا كالموجبة الكلية لا تنعكس كلية. Daha önceki derste kadiyeyi mucebeyi külliyenin aksinin külli olamayacağını, çünkü bunun bazen doğru çıkmadığını görmüştük. Şimdi de mucebeyi cüz'iyenin aksinin ne olduğuna bir bakalım. Ve diyor ki vel mucebetul cüz'iyetu eydan, mucebe-i cüz'iye de yine eykel mucebetil külliyeti, yani mucebe-i külliye gibi o da, la ten'akisu külliyeten, külli olarak mun'akis olmaz. Yani onun aksi külli gelmez. Bel ten'akisu cüz'iyeten, aksine o da cüz'i olarak mun'akis olur. Yani onun aksi de cüz'i gelir. Kadiye-i mucebe-i külliyenin de aksi cüz'iyeydi. Kadiye-i mucebe-i cüz'iyenin de, evet, kadiye-i mucebe-i külliyenin aksi cüz'iydi. Kadiye-i mucebe-i cüz'iyenin de aksi yine ne olur? Cüz'i olur. Bihazihil hücceti, yine aynı delil ile, aynı hüccet ile. Ve hiye bu hüccet şuydu. Ennehu idâ sadaka şe'nu hal, durum şudur. Şayet doğru ise ba'dul hayvani insanun, bazı canlılar insandır. Eğer bu doğruysa yelzemu, bundan lazım gelir ki en yasluka ba'dul insani hayvanun, bazı insanlar da canlıdır sözünün de doğru olması gerekir. Li'enna, çünkü biz necidu hahuna, burada görüyoruz şeyen muayyenen, muayyen bir şey vardır ve bu şey mevsufen bil insani vel hayvani, insan ve hayvan sıfatlarıyla mevsuftur. Yani ona insan denir, ona hayvan denir. Kendisine insan ve hayvan denen, yani hem insan onun üzerine vaka olur, insan vasfı, hem hayvan vasfı kendisi üzerine vaka olan bir şey görüyoruz burada. فَيَكُونُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ insanın, o zaman bazı hayvan, yani insanın bazı şey, hayvanın bazı insan olur. فَيَكُونُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ insanın, yani bazı canlılar insandır diye böyle bir mana oluyor, meydana çıkıyor. Tabii ki burada feyekunu ba'dul hayvani insanun demiş ama hani yekununun haberi olarak insanen dememiz daha doğru olur. Ya da i'rab-ı mahki olarak ba'dul hayvani insanın, yani o yekunuyla şey yapsak, irtibatını kesersek, yani böyle bir mana oluşuyor manasında, yine o da caizdir. Evet, ev nekulu, ya da deriz اِذَا صَدَقَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ insanun, eğer bu kadiye doğru çıkarsa يَلْزَمُ اَنْ يَسْلُقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانِ, yani onun mesela aksi olan بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانِ'ın da doğru çıkması gerekir. وَاِلَّا, eğer bu aks, yani bu lazımdır dediğimiz o kadiye doğru değilse لَصَدَقَ نَقِيدُهُ, o zaman onun nakidi olan zıddı doğru çıkması lazım ki وَهُوَ, o da şudur لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَيَوَانٍ, evet, insandan hiç hayvan diye bir şey yoktur, insandan hayvan olacak bir şey yoktur. Bunun artık sadık olması lazım gelir ki فَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ هَذَا النَّقِيدِ, o zaman bu nakidin sıdkından da sıdku aksihi, bu nakidin aksinin de sıdkı gerekir. Ve huve la şey'e minel hayvani bi insanın, o da hiçbir hayvan insan değildir manası da çıkmış olur. Onun da doğru çıkması lazım. Ve kad kanel aslu, halbuki asıl ba'dul hayvani insanın idi. Bazı hayvan canlılar insandır ve bu doğruydu. Bu doğru ve bunun zıddı da doğru nasıl olur? Hâzâ hulf. Bu hulftür.
Evet. Hulf ne demektir? Hulf delilsiz bir davadır. Yani hiç delili olmayan, gerçek olmayan bir iddiadır. Geçersiz bir iddiadır. Dolayısıyla bizim ilk önce söylediğimiz durumun doğru olması gerekir. Yani kadiye-i mucebe-i cüz'iyenin aksi yine kadiye-i mucebe-i cüz'iye olmalıdır. Ya da davamızı ispat için şöyle bir yol takip ederiz. Daha önce de olmuştu. Nadummu hâzen nakide, bu nakidi, bu zıddı ilel asli asle. Dam ederiz, onunla bitiştiririz, kıyas şeklinde sunarız. لِيُنْتِجَ مِنَ الشَّكْلِ الْاَوَلِ Ta ki mantıkın birinci, kıyasın birinci şekline göre netice versin. سَلْبَ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِ Bir şeyin kendi nefsinden selbi gerçekleşmiş olacaktır ki, tabi diyecek bu da muhaldır. Evet, hakeza şöyle. بَعْضُ الْحَيَوَانِ insanun. Bazı insan, hayvan yani bazı canlılar insandır. وَلَا شَيْءًا مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَيَوَانٍ Hiçbir insan hayvan değildir. Bak, bazı hayvan ise hiçbir insan hayvan değildir. Bunun mesela haddi evsat dediğimiz insan kısmını çıkarırsak yunticu netice verir. بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ Yani bazı hayvanlar hayvan değildir. Bir şey kendi nefsinden selb edilmiş olur ki böyle çarpık bir mana çıkar ki ve huve muhalun. Bu da muhaldir. Evet, burada doğru söz yani doğru ibare böyle olacak. Burada bir yanlışlık vardı. Bu ibareyi bu şekilde düzeltirsiniz. Son söylediğim şey ve huve muhalun. Bu da muhaldir. Evet. Ve liqailin bir kail için şöyle bir hak var. En yemna'a inhikâsel mucebetil cüz'iyeti ilel cüz'iyeti mutlaka. Kadiye-i mucebe-i cüz'iyenin yine kadiye-i mucebe-i cüz'iye ile münakis olduğunu, onun o şekilde aksinin getirilmesini mutlak bir şekilde men edebilir. Yani mutlak bir şekilde, yani ister salibe olsun, ister mucebe olsun, mutlak bir şekilde onu onun mesela salibe veyahut mucebe şekliyle yapmasını mesela o aksini ne yapabilir? Yapabilir. Asıl diyelim ki asıl kadiyemiz mucebe-i cüz'iyedir. Onun aksi ne mucebe-i cüz'iye ne de salibe-i cüz'iye olarak gelmez diye böyle bir kâil böyle bir şey söyleyebilir diyelim. Niye mesela? اِذْ يَسْلُقُ قَوْلُنَا بَعْضُ الْاِنْسَانِ زَيْدٌ Yani bazı insanın bazı zeydir, insanın bir kısmı zeydir söylememiz doğru çıkar, yani doğrudur. وَلَا يَنْعَكِسُ Ama bunun aksi şu şekilde gelmez. اِلَى بَعْدِ زَيْدٌ بَعْدُ زَيْدٍ insanı. Yani bunun aksini bu şekil getirirsek بَعْدُ زَيْدٍ insanın dememiz doğru olmaz. لَكِذْ بِهِ Yani çünkü bu doğru değildir. Aynı şekilde onun yani bu şeyini de getirirsek, salibesini desek ki لَيْسَ بَعْدُ زَيْدٍ insanın Bu da doğru çıkmaz. Ba'du Zeyd'in insanın dememiz de leyse ba'du Zeyd'in insanın dememiz de doğru olmaz. Yani bu kadiye-i cüz'iye-i mucebenin aksini istersek salibe olarak getirelim. Yani cüz'iye-i salibe ister cüz'iye-i mucebe şeklinde getirsek doğru çıkmaz. Dolayısıyla mucebe-i cüz'iyenin cüz'i bir kadiyeye kadiye ile aksini getirmek mümtenadır diye kail böyle şey yapabilir. Böyle bir itiraz yapabilir ve bizim mesela iddiamızı red edebilir. Evet. Bel aksuhu Zeydun insanın tam aksine Zeydun insanın dese doğru olur.
Ev zeydun ba'dul insani. Böyle dese mesela olur. Dolayısıyla hani biz dedik ya, yine kadiye-i mucebe-i cüz'iyenin de aksi yine cüz'i olacaktır demiştik. Bir kail bunu reddeder. Der ki hayır, yani mucebe-i cüz'iyenin aksi cüz'iye olarak getirilemez. Yani cüz'i artık o aks ister salibe ister mucebe olsun. Hangisini de getirsen doğru çıkmaz. Belki onu cüz'i bir şekilde değil de Zeydun insanın desek, yani ev Zeydun ba'dul insan, yani o cüz'iyeti zikretmesek üzerinden böyle şahsi bir kadiye ile getirmemiz daha doğru olur. Şimdi bu kaile ucibe cevap verilmiştir. Bi ennel murade bi Zeydin hahuna, yani senin takip ettiğin yol belki doğru gibi görünüyor. Ancak buradaki Zeyd'den kastımız leyse manahul cüz'iyyü. Onun cüz'i manası değildir. Böyle bir kadiyede Zeyd'in o şahsi, onun şahsine sadece ait manası kastedilmiyor burada. İzil manel cüz'iyyü la yaka'u mehmûlen. Çünkü cüz'i mana mehmul olarak vaka olmaz, gelmez. Yani mehmulde yani biraz külliyet, biraz daha kapsamlılık olması lazımdır. Belil muradu minhu el mefhumul külliyü. Zeyd'den kastımız burada külli mefhumudur. Zeyd'in külli mefhumudur. Nedir o külli mefhum? Ve huve el musemma bi Zeyd'in. Yani Zeyd'den kastımız Zeyd ile musemma şahıs demektir. Evet, el musemma bi Zeyd'in. Ya işte bu el musemma bi Zeyd'in dediğimiz zaman, yani Zeyd ile musemma olan şey, işte o zaman ne olur? Külli bir mefhum olur. Ke kavlina, şu sözümüz gibi, ba'dul insani Zeydun, yani bazı insanlar Zeyd'tir manası, ba'dul insani musemmen bi Zeyd'in. Bazı insanlar Zeyd ile musemmadır, isimlendirilmiştir manası, öyledir. Feyenakisi, öyleyse aksi de şöyle gelir. İlâ kavlina ba'dul musemmâ bi Zeyd'in insanı. Zeyd'le musemmâ olanların bir kısmı da insandır. Mesela Zeyd ile musemmanın ba'dı bir kısmı insandır. Fela nakde, o zaman bir nakd yoktur. Yani dolayısıyla bizim söylediğimiz mana, daha önce belirttiğimiz o hüküm nedir? Geçerlidir, yerindedir diye cevap verilmiştir. وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ. Evet, bu böyle bittikten sonra, yani mucebe-i cüz'iyenin de aksini gördükten sonra bu sefer salibe-i külliyeye geldik. وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ. Salibe-i külliye olan kadiyemiz de تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً. O ise külli olarak münakis olur. Onun aksi de külli gelir. وَذَلِكَ. Bunun sebebi şudur. اَيْ اِنْعِكَاسُ السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةِ. Ha. وَذَٰلِكَ اَيْ اِنْعِكَاسُ السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةِ اِلَى السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةِ. Salibe-i külliyenin yine salibe-i külliyeye aks olması beyinun fi nefsi, haddi zatında açıktır zaten. فَاِنَّهُ. Çünkü şe'n hal, durum şudur. اِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ. Hiçbir hacer insan değildir. Hacerden hiçbir şey, taştan hiçbir şey insan değildir. Sözümüz şayet doğru ise sadaka, yine doğru olur. La şey eminel insani bi hacerin. Hiçbir insan hacer değildir. Sözümüz de doğru olur. Ve illa, eğer bu doğru olmazsa la sadaka nakiduhu, onun zıddı doğru olacak. Ve huve ba'dul haceri insanın. O zaman o da, yani bazı hacer insandır. Ya yani onun nakidi doğru çıkacak. Bu da feyenakisu ila kavlina ba'dul insani hacerun. Bazı insanlar hacerdir şeyine münakis olur, sözümüze münakis olur. Onun aksi de böyle gelecek. Bu doğruysa onun da doğru olması lazımdır. Ve innehu kad kana leslu, halbuki asıl şöyle değildi. Asıl şuydu. La şey'e minel insani bi hacerin. Asıl böyleydi. Şimdi bunu aslının yanına getirirsek, yani eğer bu şeyler doğruysa, o zaman bir tenakut, bir zıtlık oluşur ki hâzâ hulf, bu da hulftür. Evet, burada kısaltma şeklinde hf şeklinde yazmış, manası odur. Hf yani hâzâ hulf,
Bu da hulftür. Yani delilsiz bir davadır. Geçersiz, batıl bir davadır. Ev ya da şöyle iddiamızı ispatlarız. Nadummu hâzen nakîde, bu nakîdi dam ederiz. Ve huve o nakîdimiz de ba'dul haceri insanındır. Bazı taşlar insandır demiştik. İlel asli, asla dam edeceğiz. Asılla beraber böyle bir kıyas şeklinde zikredeceğiz ki bir netice versin. Bi en nec'alehu suğra, bunu suğra yaparız hakeza şöyle. Ba'dul haceri insanın ve la şey'e minel insani bi hacer. Bazı taşlar insandır, hiçbir insan hacer değildir. Nüntücü netice verir, eğer haddi evsati çıkarırsak o insanları. Mine şeklil evveli, yok yani haddi evsat olan haceri çıkarırsak birinci şekilden. O hacer denen şeyi çıkarırsak ne kalır? Ba'dul insani leyse bi insan. Bazı insanlar insan değildir netice verir. Hâzâ hulfun, yine bu da yine hulftür. Geçersiz ve batıldır, kabul edilmez. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekir? İlk önce söylediğimiz gibi salibe-i külliyenin aksi yine salibe-i külliye olarak gelmelidir. Ve bunun aksinin böyle olduğu da haddi zatında açıktır ve anlaşılır bir şeydir. Bu da bu şekilde bitti. وَلَمْ يُبَيِّنْ اَكْسَ السَّوَالِبِ veyahut اُكُوسَ السَّوَالِبِ diyebiliriz. Evet, وَلَمْ يُبَيِّنْ şeylere göre, nuskalara göre değişir. Burada eksiktir, o eksikliği siz tamamlarsınız, aşağıda vardır. وَلَمْ يُبَيِّنْ اَكْسَ السَّوَالِبِ بِطَرِيقِ الْاِفْتِرَادِ yani şimdiye kadar söylediği şekilde iftiradi olarak böyle farazi getirdiği bazı örneklerle ispat ettiği aksları bu sefer salibelerin akslarını bu iftirat şekliyle beyan etmedi. Lennel iftirade, çünkü iftirat innema yasduku inde vücudu zati, eğer zat mevcut ise, evet eğer o zat mevcut ise o şekilde mesela getirilir. İftirat yani hani mesela farazi olarak demiş diye, mesela biz burada geçmiş şeyde mucebe olan kısmında söylemişti, mesela biz mesela bir şey buluyoruz ki ona hem insan hem hayvan diyebileceğimiz bir şey var. Yani hayvan ve insan vasıflarının üzerinde duracağı, birleşeceği bir yer biz görüyoruz, buluyoruz. Bu şekilde ispat etmişti ama salibe kısmında bunu söylemedi yani. İşte o iftirattan kastı odur. Onun için diyor velem yubeyyin, yani musannif beyan etmedi. Akses sevalibi bir tarihil iftiradi, salibelerin aksini iftirat yoluyla beyan etmedi. Yani hani mesela demedi işte biz bir şey buluyoruz ona şunu şunu falan diyoruz. O şekilde yani o üslupla açıklama yapmadı. لِيَنَّ الْاِفْتِرَادَ, çünkü iftirat اِنَّمَا يَسْتُقُ, ancak doğru çıkar اَنْدَ وُجُودِ ذَاتِ, yani zat eğer var ise, zatın vücudu, vücudu ise zat, o zaman iftirat doğru olur. وَالسَّوَالِبُ, ama salibe olan kadiyeler لَا تَسْتَلْزِمُ وُجُودَ ذَاتِ, yani zatın varlığını istilzam etmezler. Yani orada zat olmayabilir. بِخِلَافِ الْمُجَبَاتِ, mucebeler öyle değildir. Öyleyse فَلَا يَكُنُ الْاِفْتِرَادُ اِلَّا فِي الْمُجَبَاتِ, dolayısıyla ancak iftirat mucebe olan kadiyelerde gerçekleşir ve o şekilde açıklama mucebe olan kadiyeler hakkında doğru çıkabilir, diğer yerlerde doğru çıkmayabilir. Onun için mesela Musa'nın salibe olan kadiyelerin aksini iftirat şekliyle beyan etmedi. وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَةُ, kadiyemiz eğer salibe-i cüz'iye ise, salibe-i cüz'iye kadiyesi, la akse leha lüzumen, onun lüzumi bir aksi yoktur. Yani o kadiyeden lazım olacak bir akis yok. İz lev lezime leha aksun, çünkü eğer onun bir aksi lazım gelirse, lentekada bi maddetin, bir maddeyle o akis bozulacak ki, yekunul mevdu'u fiha e'amme minel mehmuli.
mevduun mehmulden daha kapsamlı, şamilli, şumullu olduğu bir maddede o akis bozulur. Ve zalike bunun açıklaması şöyle olur. لِأَنَّهُ çünkü يَسْلُقُ قَوْلُنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانِ Yani biz şunu desek tamam doğru olur. Bazı hayvan insan değildir. لِجَوَازِ سَلْبِ الْخَاسِ عَنْ بَعْضِ اَفْرَادِ الْعَامِ Çünkü hasın yani selbini amın bazı fertlerden yapmak caizdir. Yani işte bu has amın bazı fertlerinde bulunmuyor. Gayet normaldir, doğrudur. وَلَا يَسْتُقُ عَكْسُهُ Ama bunun aksi doğru çıkmaz. وَهُوَ O nedir mesela? Onun aksi de şudur. بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانِ Ha şimdi bu olabilir mi? Hayır. لِعَدَمِ جَوَازِ سَلْبِ الْعَامِ عَنْ بَعْضِ اَفْرَادِ الْخَاسِ Çünkü amın selbini hasın bazı fertlerinden selb etmek. Evet. Ammın yani ammi hasın bazı fertlerinden selb etmek caiz değildir. Çünkü o amdır ya bütün hasın fertlerini kapsıyor ve daha fazlasını kapsıyor. Dolayısıyla o bazı hasın fertlerinden ammi selb etmek yanlış olur. Limtina'i vücudul hasi çünkü hasın varlığı mümtena'tır bidunil ammi amsız. Yani eğer am olmazsa o has hiç olmaz. Çünkü o has o amın içindedir. اَوْ نَقُولُ ya da şöyle deriz. لَوْ صَدَقَ هَذَا الْعَكْسُ Eğer bu aks caiz olursa بَعْضُ الْحَيَوَانِ şey بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ diye eğer bu aks doğru çıkarsa وَهُوَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ مَعَ صِدْقِ نَقِيدِهِ Halbuki onun nakidi de doğrudur ki وَهُوَ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٍدُر bütün insanlar canlıdır diye onun nakidi de budur ve bu da doğrudur. Eğer bu aks de doğru olursa يَلْزَمُ اِجْتِمَاعُ النَّقِيدَيْنِ iki tane zıddın içtima'a lazım gelir ve huve muhalun bu da imkansızdır. Bu da doğru değildir. Evet. وَاِنَّمَا قَالَ لُزُومًا neden dedi işte lüzumi bir aksi yoktur. لِيَنَهُ قَدْ يَسْتُقُ الْعَكْسُ اَحْيَانًا çünkü bu aks bazen doğru çıkar ama lüzumi değil. Yani lüzumi demek yani her yerde ve bu kadiyenin bizzat lüzumundan dolayı lazım kılmasıyla olur ki bu öyle değildir. Tabi lüzumu bir şekilde değil ama akis bazen doğru çıkıyor. Ehyanen li hususil maddeti maddenin hususundan dolayı. Yani bir maddeden kaynaklanarak doğru çıkabilir. Mesela yasluku ba'dul insani leyse bi hacerin. Ve bazı insanlar hacer değildir diye. Ve yasluku aksuhu eyden ve huve ba'dul haceri leyse bi insani. Mesela bu doğru çıkabilir. Tabi bu oradaki hacer maddesinde yani burada kullanılan maddeden dolayıdır. Yoksa kadiyenin bizzat onu gerektirdiğinden dolayı değildir. İşte bunun için ne yaptı müsennif? Yani dedi ki salibe-i cüz'iyenin aksi olamaz, yoktur. Yani lüzumi bir şekilde yoktur. Bazı yerlerde doğru çıksa da o da elimlerde bir şey ifade etmediği için biz burada zikretmiyoruz. Evet, bu şekilde dersimizin sonuna geldik bugün de. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Gelecek bir derse kadar Allah'a emanet olun. Allah Celle Celaluhu bütün kaza ve belalardan muhafaza buyursun.